Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Etsy'nin görsel materyalleri, görsel dünyası ve ürün fotoğraflamaları ile alakalı konuşuyor olacağız. Tüm detaylarıyla ürün fotoğrafları nasıl olmalı bu sorunun cevabını vereceğiz. Bu videoda sizlerle beraber ürün fotoğraflarının nasıl olması gerektiğini tüm detaylarıyla konuşuyor olacağız. Ürün fotoğrafı çekerken telefonunuzda çekebilir misiniz? İlla bir profesyonel çekim mi gerekiyor? Veya ürün görsellerinin nasıl tasarlanması gerekiyor? Hangi ürün görsellerini eklemeliyiz? Distinklerimizi gibi birçok detayı konuşuyor olacağız. Çünkü Etsy müşterilerinin ve hatta bütün e-ticaretten herhangi bir şekilde işlem yapan bütün müşterilerin ilk baktığı şey görseller, ürün görselleri, ürün fotoğrafları. Bu yüzden bizim hayatımızın en önemli parçalarından birisi ki artık görselleşmenin ciddi anlamda önemli bir hale geldiği dünyada yaşıyoruz. Metaverse gibi kavramlar hayatımıza girdi. Artık her şeyimiz görsel. Bu görsel dünya içerisinde de bizim ürün fotoğraflarımızın dikkat çekici ve bir yandan da ürün fotoğrafını, ürünün kendisini öne çıkaran şekilde olması gerekiyor. Yani ürün boğulmadan, ürün fotoğraf arka planında böyle arada kalmadan veya işte sıkışmadan iyi kaliteli bir şekilde hem öne çıkacak şekilde hem de oldukça dikkat çekici şekilde olması gerekiyor. Bu yüzden de biz bugün ürün fotoğraflarında nelere dikkat edilmeli, nasıl olmalı, nasıl olmamalı ve birçok detayı sizlerle konuşuyor olacağız. Ama ondan önce Etsy'deki görsel materyallerimizden bahsetmek istiyorum. Görsel materyallerimizin boyutlandırmaları vesaire gibi detaylardan bahsedeceğim. Sonrasında zaten ürün fotoğraflarını detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Şimdi Etsy görsel materyallerimize geldiğimizde Etsy görsel materyaller ve çözünürlüklerini ekranda görüyorsunuz. Shop icon dediğimiz şey var. 500'e 500 profil foto 500'e 500 team logo 170'e 100 Order Receipt Banner 760'a e 100, Mini Shop Banner 1200'e 160, Big Shop Banner 1200'e 300, Karosel Banner 1200'e 300, Collage Banner 600-300 oluyor tek ya da iki fotoğraf kullanırsanız. iki fotoğraf aynı anda kullanırsanız 400-300. Üç fotoğraf aynı anda kullanırsanız 3'e böldüğü için 300-300 şeklinde sıralanıyor. Şimdi bu çözünürlükler bizim için neden önemli? Bu çözünürlükler Etsy'nin önerdiği çözünürlükler. Yani burada bir mağazanızı tasarlama esnasında biz mağazanızı nasıl tasarlayabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatmıştık Canva ile etse ve banner logo tasarımı videomuzda e, o videoyu da izleyerek o videoyu izledikten sonra siz mağazanızda bazı görselleri değiştirmek isteyeceksiniz ve bu görselleri değiştirirken dikkat etmeniz gereken çözünürlükler aslında bunlar ama bu çözünürlükler eğer olur da küçük gelirse olur da e, çözünürlük anlamına çok beğenmediğiniz noktalar olursa bu noktada dikkat etmeniz gereken birkaç şey var eğer 500'e 500 çözünürlüğünde bir tasarım hazırladınız ve shop iconu bunu koydunuz shop ikon kısmına koydunuz shop ikonuna koyduktan sonra siz bu görselin çözünürlüğünü veya kalitesini beğenmediyseniz bunu aynı oranda büyütebilirsiniz. Yani neler yapabilirsiniz? 500'e 500 dediğimiz şey aslında kare oranlarında birebir oranında bir görsel anlamına gelmekte. Siz bu görseli 500'e 500, e 500 değil de 600'e 600 yaparak deneyebilirsiniz. 700'e 700 yaparak deneyebilirsiniz. Ya da 1000'e 1000 yaparak deneyebilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken 1 megabaytın üzerine çıkmamaya çalışmak çünkü 1 megabaytın üzerindeki dosyalar eğer etsi diyor ki internette herhangi bir sorun varsa veya normalin altında bir normal standartların altında bir internet hızı varsa e, bazen dosyalar görseller yüklenemeyebilir. O yüzden maksimum önerilen dosya boyutları. 1 megabayt'tır. Bu yüzden de bütün görsellerinizi, bütün fotoğraflarınızı, bütün ikonlarınızı, bütün ürün listing fotoğraflarınızı vesaire hepsini 1 megabayt boyutuna yakın veya çok böyle uzak olmadan e, tutmaya çalışın diyor. Bu noktada da dikkat etmeniz gereken dediğim gibi çözünürlükten çözünürlüğe değişecektir tabii ki dosya boyutu ama siz eğer 500'e 500 yaptığınızda değil, 700'e 700 yaptığınızda daha iyi gözüküp hala 1 megabaytın altında veya 1 megabayt içerisinde kalıyorsa bunun için sorun yoktur. Yani Etsy'nin önerilen çözünürlüklerine kalmak zorunda değilsiniz. Bunda net bir şekilde söylemekte fayda var. Şimdi listing fotoğrafları bizim için önemli. Listing fotoğraflarında aslında Etsy bize birçok seçenek sunuyor. Yaklaşık 8-9 tane bölme oluyor ve 8-9 tane fotoğraf biz listeleyebiliyoruz. Bununla birlikte bir tane de video seçeneği sunuyor. O video seçeneğinde kullandığımızda ciddi anlamda bir alanımız var. Yani bütün ürünlerimizi tüm detaylarıyla gösterebilecek alana sahibiz. Bu noktada Etsy listing esnasında zaten sizlere gösteriyor olacağız. SEO uyumlu listing oluşturma videosunda da detaylı bir şekilde anlatmıştık. Ee, orada listinglerde işte çözünürlüğe, açıya ve detaylara dikkat edin diyor. Orada da diyor ki mesela bir fotoğrafı, bir ürünü önden çektiyseniz bir de çaprazdan çekin, arkasını çekin, önünü çekin vesaire gibi yönlendirmelerde bulunuyor. Bu noktayı detaylı bir şekilde mağaza üzerinden ilerletiyor olacağım. Ben size hangi ürün fotoğrafları iyidir, hangi ürün fotoğrafları kötüdür ya da neler yapılmalı gibi şeyleri birazdan arama yapacağız. Bir ürünü belirleyeceğiz ve o üründe en iyi fotoğrafları hangi mağaza yakalamış bunlara bakacağız. Buna göre de hareket ediyor olacağız ama ondan önce dikkat etmemiz gereken bir şey var. Etsy'de bizim ürün listing fotoğraflarımızın kapak fotoğrafları ve çözünürlükleri. Şimdi genellikle Etsy'nin önerdiği boyut fotoğrafları listelemek için önerilen boyut görüntünün en kısa tarafı için yani e, en kısa kalan tarafı için 2000 piksel. 2000 piksellik bize bir e, imkan sunuyor. Bununla birlikte fotoğrafın çözünürlüğünün de 72 ppi olması gerekiyor. Tabii ki bu ppi ayar, ayarlarını her yerde yapamayabilirsiniz eğer photoshop kullanıyorsanız yapabilirsiniz ama Canva kullanıyorsanız kaç PPI olduğunu bilmeyebilirsiniz. Ee, bu noktada çok önemli değil. Zaten JPEG veya PNG dosya formatıyla bir e, fotoğraf indirirseniz bunlar e, orada gözükecektir kaç PPI olduğu. E, oradan detaylara girip bakabilirsiniz. Şimdi kullanılabilir en boy oranları ise yine Estee Listing fotoğraflarında birebir 5'e 4, 4'e 3 şeklinde. Bizim burada en çok dikkat etmemiz gereken, en çok kafaların karıştığı ve yanılgının oluştuğu nokta şu e, bizim ilk kapak fotoğraflarımız hem mobil cihazlarda hem tabletlerde hem de masaüstü cihazlarda 4'e 3 oranında en iyi şekilde gözüküyor. Yani kapak fotoğraflarını 4'e 3 oranında bir fotoğraf olarak ayarlamamız gerekiyor. Diğer fotoğrafları kare şeklinde ayarlarsak en verimli şekilde gözüküyor. Kare şeklinde ayarladığımızda diğer fotoğrafları mobilden herhangi bir uygulamaya girdiğinizde sağa solu boş kalmıyor. Sağında solunda böyle boşluklar, beyazlıklar, boş alanlar oluşmuyor vesaire gibi herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Yani bütün ekran fotoğrafın bütün o alanı tamamen fotoğrafla dolu oluyor. Bu da bizim için avantaj. Çünkü ekranda zaten boşluk kalacağına fotoğraf detaylı bir şekilde gözüksün, ürünümüz daha iyi gözüksün, insanlar çok fazla yakınlaştırmaya gerek duymasın gibi bir nokta oluyor. Bu noktada da bizim dikkat etmemiz gereken, en önemli dikkat etmemiz gereken konu ilk fotoğrafımızın 4'e 3 oranında biraz daha yatay çünkü en altında kapak fotoğraflarının en altında bir fiyat etiketi kısmı bulunuyor Etsy'nin. O fiyat bandından dolayı kare bir fotoğraf yüklediğinizde o fiyat bandı fotoğrafın bir kısmını kesiyor. Bu noktada da sizin 4'e 3 fotoğraf yükleme durumunuz çok daha sağlıklı olacaktır. Diğer listing fotoğraflarına girdiğinizde yani bir ürüne tıklandığında arama yapan bir müşteri sizin ürününüzün listelemesini tıkladığında ve bütün fotoğrafları görmeye başladığında kare boyutta gördüğünde daha sağlıklı olacaktır. İlk fotoğrafımız 4'e 3, diğer fotoğraflarımızı birebir oranında boyutlandırmamız en mantıklısı olacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde mağaza fotoğraflarına bakalım. Bu mağaza fotoğraflarını nasıl çekebilirsiniz? Telefonla çekmek uygun mu? Telefonla çektiğinizde nasıl sonuçlar elde edebilirsiniz? Hangi ışık ortamlarında çekmelisiniz? İlla ışığa, işte softbox'a veya herhangi bir ekstra malzemeye ihtiyacınız var mı? Bunları detaylı bir şekilde konuşalım. Evet, şimdi Etsy'de bir arama yapalım. Birkaç ürün bazında arama yaptıktan sonra hangi görseller karşımıza çıkacak? Hangi görseller daha iyi? hangi ürün listinglerinde nereye dikkat edilmiş bunlara detaylarıyla bakalım. Ama bunlara bakmadan önce bizim fotoğraflarda dikkat etmemiz gereken birkaç husus var aslında. Siz fotoğraflarınızı evde de çekebilirsiniz. Stüdyonuz varsa stüdyonuzda da çekebilirsiniz veya profesyonel bir yardım da alabilirsiniz. Profesyonel yardım almak belki ilk aşamada çok doğru bir hareket olmayacaktır. Çünkü sizin geliriniz, maliyetleriniz, giderleriniz çok belli ve bu noktada ilk adımlarınızı atıyorsanız, kendinizin çekmesi, herhangi bir telefon aracılığıyla iPhone 11 bile yeterli olacaktır. Herhangi bir iPhone'un e, ya da işte Samsung'un iyi e modelleriyle birlikte gayet güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Gayet güzel fotoğraflar, sonuçlar ortaya çıkabilirsiniz. Bunlarla birlikte videolarınızda tüm videolarınızı hem sosyal medya için hem de Etsy için bu cihazlarla beraber çekebilirsiniz. Herhangi bir şekilde kameraya ihtiyacınız yok. Hatta bazı noktalarda kamerayı profesyonel olarak kullanmayı bilmiyorsanız maalesef şu telefonlar çok daha yeterli ve çok daha işinizi görür oluyor. O yüzden de sizin dikkat etmeniz gereken nokta aslında neyi çekeceğiniz, nasıl çekeceğiniz. Yani neyle çekeceğiniz çok daha arka planda kalan bir soru diyebilirim. Bu noktada bizim dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Eğer elimizde bir stü stüdyo varsa veya bir ışık varsa veya bir softbox varsa bunları kullanabiliriz. Tabii ki bunlar bize avantaj sağlayacaktır. Ama bunlar yoksa bizim dikkat etmemiz gereken kesinlikle akşam evin içerisinde bulunan ışıklarla ürün çekimi yapmamamız. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta ise zaten bunun tam tersi olacak şekilde gün ışığını çok iyi kullanmamız. Yani gün ışığında çekilen fotoğraflar hem ekstra bir ışık kaynağına ihtiyaç duymamanızı sağlayacak hem de fotoğrafların hem kaliteli hem de güzel gözükmesini sağlayacak. Bu yüzden siz olabildiğince fotoğraflarınızı, ürün fotoğraflarınızı herhangi bir dekorda, masada, kafede veya herhangi bir yerde çekiyorsanız mutlaka ama mutlaka gün ışığının iyi olduğu, gün ışığının iyi alındığı saatleri tercih etmeye çalışın. Özellikle bu saatlerde sabah saatleri değil, golden hour dediğimiz Akşam 3 ile 6 arası yani ikindi vakti ile akşam vakti arası güneşin batmasına yakın arası saatler çok iyi zamanlardır diyebiliriz fotoğraf çekimleri için. Özellikle de ürün fotoğraflaması için. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım istiyorum birkaç ürün fotoğraflaması nasıl olmalı, nasıl e, ürün fotoğrafları dikkat çekiyor vesaire gibi şeylere. E, çok popüler bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürünü muhtemelen böyle Türkiye'de çok fazla duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Trendyol, Hepsi Burada gibi birçok mağazada satılıyor. Zaten bu ürünü satanların birçoğu da e, Türk satıcılar Etsy üzerinde. O yüzden hızlı bir şekilde buna bakmak istiyorum. Sp Spotify Plak Custom. Yani bu bizim Spotify plaklarını kastığımız için yaptığımız bir e, şey. Aslında UV baskıyla yapılan ee, bir tabak üzerine yapılan bir baskı baskı sayesinde altında da tahtadan yapılan ufak bir stand var gördüğünüz üzere bu standlar üzerinden detaylı bir şekilde zaten e, bütün şeylerinizi yapabiliyorsunuz şimdi bu noktada bizim dikkat etmemiz gereken ürün fotoğraflarında birincisi ürünün arka planda boğulmaması ürünün arka planda boğulması bizim e, için hangi açılardan sıkıntı olabilir? ürünü öne çıkarmaz, arka planı daha çok gösterir ve insanların dikkatini çekmeyebilir ürün. Ya da o ürünün olup olmadığını anlamamalarına sebep olabilir. O yüzden bizim fotoğraflarımızda dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi arka planda boğulmayan, daha kaliteli, daha yüksek çözünürlüklü ve ürünün öne çıktığı görseller diyebiliriz. Şimdi Etsy genellikle beyaz arka planlı fotoğrafları hani çok sevmiyor demeyeyim ama Amazon gibi de değil. Yani tamamen beyaz arka planlı bir fotoğraf istemiyor. Daha doğal çekimler istiyor. Ama doğal doğal çekim yapayım derken de ürünü arka planla boğulmamak daha mantıklı olacaktır. Ama yine de softbox kullanıyorsanız beyaz arka planla şu tarz bir fotoğrafı kullanmanız oldukça muhtemel. Mesela bu fotoğrafa baktığımızda bu fotoğraf birincisi arka plan güzel gibi gözükse de arka planda çok büyük bir gölge var. Gölge e, ürünün ...önüne geçmiş durumda. Bununla birlikte ürünün alt standı gözükmüyor hiçbir şekilde. Yani ben ürünü detaylı bir şekilde bu fotoğrafta göremiyorum. Ve diğerlerine göre, diğerlerinin yanında çok sönük kalan bir fotoğraf diyebilirim. Bu yüzden de ben bu e, ürünü tercih etmezdim müşteri olarak. Birçok müşteri de tercih etmeme durumuna gelecektir. Şimdi aşağı doğru iniyorum yine aynı şekilde. Şu fotoğraf yani e, biraz grafik tasarım kullanılarak yapılmış. Aslında gerçek bir ürün fotoğrafı değil bunlar bazen avantajlı olabiliyor bazı ürünlerde özellikle. Eğer ürününüz normal fotoğraf çekimlerinde çok dikkat çekmiyorsa, normal fotoğraf çekimlerinde ne yaparsanız yapın bir şekilde öne çıkartamadıysanız, Grafik tasarım kullanmak bazen mantıklı olabiliyor. Biz mesela ornament satış dönemimizde ornamentlarda bazen Christmas ağacı üzerinde çektiğimizde güzel bile dursa Christmas ağacı içerisinde fotoğraf boğuluyordu. Yani ürün öne çıkmıyordu ve fotoğraf boğuluyordu. Ürünün normal bir şekilde beyaz arka planını kestiğimiz, arka planına Christmas'la alakalı bulur bir fotoğraf koyduğumuz Photoshop'la bir fotoğrafta çok daha dikkat çektiğini ve çok daha hızlı satış getirdiğini gördüğümüz noktalar oldu. Bu yüzden de aslında dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de doğru bir şekilde yapmaya çalışırken, doğru bildiğimiz şeyleri uygulamaya çalışırken bir müşteri olarak da düşünüp o müşterinin gözüyle ben bu ürünü gördüğümde gerçekten ürünü anlayabiliyor muyum, anlayamıyor muyum, ürünün hangi detayları bu hangi detayları bu olmamış gibi şeyleri detaylı bir şekilde inceleyebiliyor olmak. Şimdi yine incelemeye devam edelim. Mesela bu üründe bir Spotify plağı gözükmüyor. Yani saydam şeffaf olduğu için o şeffaf yapı gözükmüyor. Yapı gözükmediği için de kadının elinde ne tuttuğu belli olmuyor. Bu dezavantajlı bir görsel. Bu Photoshop'la hazırlanmış ya da işte herhangi bir tasarım aracıyla hazırlanmış bu görsel biraz daha avantajlı. Çünkü e, ürün çok net, ürün çok belli, ne olduğu belli. Arka planda da tekrar görseli koymuşlar ve bir masa üzerine oturtmuşlar gibi yapmışlar. Gayet mantıklı bir yöntem diyebilirim. Bu yine aynı şekilde güzel bir görsel ama arka plandaki dekordan dolayı ürünün çok öne çıkmadığı, ürünün detaylarının bol bir görsel. Çünkü yine gördüğünüz üzere şeffaf bir şey çekiyorsunuz ve şeffaf çekerken de arka planı ne kadar kalabalıklaştırırsanız o ürünün gözükmesi materyalinden kaynaklı da zorlaşır. Ee, bu yüzden de arka planı daha sade bir şekilde yapmanız lazım ki daha zıt renklerle yapmanız lazım ki ürün öne çıksın. Bu noktada da buna dikkat edilmediği için bu üründe maalesef e, kötü fotoğraflamalardan bence biri diyebilirim. Yani yine tabii ki buradaki bazı ürünlere göre daha iyi. Şimdi şuradaki görsele bakıyorum. Buradaki görsel ışık açısından ve arka plan açısından bence gayet doğru konumlandırılmış. Tek dikkat edilmesi gereken nokta şu olabilirmiş. Ürünün standı da gözükürse çok daha faydalı, çok daha güzel, dikkat çekici bir görsel olacakmış gibi duruyor. Şimdi genel olarak bu tarz fotoğraflarda bakın ben şu örneği de beğendim. Bu örnekte de belki biraz arka plan karanlık olduğu için boğmuş ama ürün çok net bir şekilde belli oluyor. Ürünün nasıl olduğu, ne olduğu çok net. Bu da avantajlı diyebilirim. Bu görsellerde bizim dikkat etmemiz gereken aslında kullanıcı tarafından. Kullanıcı gibi düşünebilmek. Yani bizim satın alan müşteri hedef kitlemizi iyi anlamak, iyi okumak, onları iyi tanımamız gerekiyor. Bunu hangi ürünü satarsanız satın. Hiçbir şey değişmez. Sizin hedef kitlenizi anladıktan sonra hedef kitlenizin ihtiyaç duyduğu ürünü, ee, en iyi şekilde onlara nasıl lanse edebileceğinizi öğrenmeniz, anlamanız gerekiyor. Bu noktada da a test dediğimiz bir şey var. a test yapabilirsiniz. Yani bir görseli kapak fotoğrafına koyarsınız. Atıyorum bir tane Photoshop'lu bir görseli koyarsınız. Bir tane de normal bir fotoğrafı koyarsınız çektiğiniz. Ee, profesyonel bir destek aldığınız bir fotoğraf da olabilir. Herhangi bir şekilde fark etmez. Ee, hangisini koyduğunuzda daha çok dönüşüm elde ediyorsanız, daha çok satın alıma gidiyorsa, e, bunun daha iyi çalıştığını görüp, ona göre hareket edebilirsiniz, ona göre aksiyon alanı belirleyebilirsiniz. Bu noktada en önemli nokta aslında bizim verileri iyi okuyabilmemiz. Yani bir fotoğrafı koydunuz o ürünün fotoğraflarından dolayı satışlarına düşüp düşmediğini anlamak için o ürünün fotoğraflarını koyduktan sonra satış oranlarını bir yere kaydedip bir de koymadan önceki satış oranlarına baktığınızda zaten net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu noktada dikkat etmemiz gereken müşterimizi anlamak. Yani bazen size iyi gelen bir fotoğraf müşteri için kötü olabilir. Bazen size kötü gelen bir fotoğraf müşteri için çok güzel olabilir. Bunu anlamanızın en iyi yolu da bunları yapmak. A-B testi yapmak, e işte fotoğrafları belli aralıklarla değiştirmek ve bunların öncesi ve sonrası analizlerini iyi bir şekilde okuyabilmek, verilerini iyi bir şekilde tutabilmek gibi detaylar diyebilirim. Şimdi farklı bir görsel, farklı bir ürün aratalım. T-shirt. T-shirt dediğimiz şey aslında rekabeti çok yüksek e ve aslında birebir aynı tasarımların kullanıldığı bir alan Etsy'de. Çünkü e birçok platform üzerinden Etsy ile kolay bir şekilde drop shipping yöntemiyle de tişört satabiliyorsunuz. Yani ürünleri elinize dokunmadan tişört satabiliyorsunuz. Ee, bu noktada da e, o yüzden o platformların ortaya çıkardığı görseller aynı olduğu için e, Etsy'de tişört yazdığınızda aynı görselleri görme ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta aslında bizim diğer ürünlerden, diğer mağazalardan biraz daha farklılaşıp daha öne çıkacak fotoğrafları belirleyebiliyor olmamız. Şimdi bu fotoğraflar oldukça net. E, baskının net bir şekilde gözüktüğü, ürünlerin net bir şekilde gözüktüğü fotoğraflar. Ama şu fotoğraf diğerlerine göre bir tık daha e, iç açıcı duruyor. Neden? Kenarında bir yeşillik var, ufak bir ayakkabı deseni var, e, kenarında ufak bir pantolon detayı var gibi şeyler insanın dikkatini çekiyor. Bu fotoğraf bir e, kaftı bilirsiniz Türkiye'de kaft markasını andırdı bana mesela. E, o yüzden de böyle kendi markası için güzel e, bir fotoğrafa benziyor. Tabii ki burada tek dikkat edilmesi gereken burada tişört öne çıkmamış. Yani baltanın büyüklüğü, işte orada termosun büyüklüğü, şapkanın büyüklüğü biraz daha fazla olmuş. O yüzden de tişörtün biraz daha büyük olması önemli olabilirdi. Gibi gibi detaylar var. Eğer kendi markanızı oluşturmak istiyorsanız yani print on demand gibi bir şeyle satış yapmıyorsanız böyle bir sistem kullanmıyorsanız mutlaka ama mutlaka bir model bir manken kullanarak fotoğrafları ürün fotoğraflarını gerçekçi bir şekilde çekmeniz Satışlarınızı artıracaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken, bu fotoğraf gerçekten dikkat çekici, güzel bir fotoğraf. Yani mağazanızda kullanabileceğiniz nitelikte bir fotoğraf. Bu yüzden de bu fotoğrafı, bu fotoğrafa benzer fotoğrafları kullanmakta fayda var diyebilirim. Şimdi bir de ürünün içerisindeki listing fotoğraflarındaki sisteme bakmak lazım. Yani birinci fotoğrafa koyduk, ikinci fotoğrafa ne koyduk, üçüncü fotoğrafa ne koyduk, beş altıda ne koyacağız gibi şeylere bakmak lazım. Ben hızlı bir şekilde göstermek istiyorum onu da. Birkaç mağazaya girelim. Şimdi aslında bize birçok imkan veriyor. Burada Etsy bütün fotoğrafları koymamıza imkan veriyor. Bu fotoğrafları koyarken dikkat etmemiz gereken nokta fotoğrafla değil ürünle alakalı dikkat çeken şeyleri koymamız lazım. Yani ürünün hangi detayları müşterinin satın alma kararını etkileyecek. Ona göre detayları bizim fotoğraflayıp ona göre koymamız lazım. Atıyorum, standın yapısı, standın malzeme kalitesi burada Spotify planının stand malzeme kalitesini ürün kullanıcı merak ediyorsa standı yakın açıdan makro kamerayla veya e, telefonunuzun makro kamera özelliğine çekip o detaylarını görüntü gösterebilirsiniz. E, yine aynı şekilde standı ayrı fotoğraflarda detaylı bir şekilde gösterebilirsiniz. Hediye paketlemesi nasıl oluyor? Kutusu nasıl oluyor? Bunun bütün detaylarını müşteriye göstermeniz avantajlı olacaktır. Çünkü müşteri aldıktan sonra tatmin edici bir ürünle karşılaşıp karşılaşmayacağını veya ürünü herhangi birine hediye göndermek istiyorsa nasıl bir paketlemeyle gitmesini istediğini görecektir. Bu da ona avantaj sağlayacaktır. Eğer ürününüzün size işte e, herhangi bir şekilde renk seçenekleri vesairesi gibi durum varsa bununla alakalı mutlaka ürün fotoğrafları, listing fotoğraflarının arasına bir chart ekleyin oraya bir tablo yapın. Size tablosu işte small atıyorum Avrupa'da bu, Amerika pazarında bu, işte ne bileyim başka pazarlarda bu gibi belli şeyler gözüksün. Ya da işte belli standartlara sahipse özelliğiniz ürününüz, o standartları yazmak istiyorsanız, farklı ürünlere göre kıyaslamak istiyorsanız mutlaka bir chart yapabilirsiniz. Kıyaslama chartı. işte benim ürünümün özellikleri bunlar, bunlar, bunlar. Diğer ürünlerde bunların özellikler bunlar oraya tik atarak diğerlerinde bulunmayan işaret, özellikleri işaretleyerek çarpıyla gösterebilirsiniz. Bunlar avantajlı olacaktır. Burada da detaylı bir şekilde gözükmüş. Mesela Options diyor. Options'da 3 seçenek sunmuş. Eğer standart modeli alırsanız fotoğraf ve müzik gelecek ve stand gelecek. Ama Lightly modeli alırsanız Blade Night'da buna eklenmiş olacak. Bir de üzerine Bluetooth speaker'lı modeli alabiliyorsunuz diyor. Yani 3 tane farklı ürün sunmuş burada aslında kullanıcıya. O üç farklı ürünün de üç farklı seçeneğini burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Yani ben müşteri olarak ürün aldığımda neyle karşılaşacağımı anlamış oluyorum. Bu önemli noktalardan birisi. Bakın ürün fotoğrafları gerçekten profesyonel bir şekilde çekilmiş. Gerçekten güzel bir şekilde çekilmiş. Üzerine bir de çok güzel bir şekilde light, standard edition, led light gibi seçenekler eklenmiş. Yani ürünün hangi fotoğrafta ne anlatıldığı, hangi fotoğrafta neye vurgu yapılması gerektiği çok net. Bu güzel bir listing örneği diyebilirim. Bakın burada da personalized gift wrap yani kişiselleştirilmiş hediye paketi seçeneği de sunuyoruz demiş ve hediye paketini detaylı bir şekilde göstermiş. Hediye paketi, gift mesajı e, gibi seçenekler Etsy hedef kitlesi için oldukça önemli. Etsy çünkü... Gerçekten kişiselleştirilmiş, duyguları dokunan ürünler satılan bir platform ve bu noktada sizin dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de eğer bir hediye kutusu, bir hediye paketi güzel bir paketleme müşteriye sunuyorsanız mutlaka listing fotoğraflarınıza bunu da eklemeniz önemli olacaktır. Yine aynı şekilde ben bu fotoğrafları ciddi anlamda beğendim. Yani en iyi örneklerden birisi bu olabilir. E, bu tarz listingleri kendi alanınızda kendi rekabet ettiğiniz e, ee, insanları mutlaka mağazalarını inceleyin, listing fotoğraflarını inceleyin. Onlara benzeşmeden, onlarla aynı olmadan nasıl kendinizi daha özgün bir şekilde öne çıkartabilirsiniz. Onların yaptığı hataları nasıl çıkartıp benim bunu yapmamam gerekiyor diye kendinize not alabilirsiniz. Bunlara bakın. Bunlar önemli noktalar diyebilirim. Yine diğerlerine bakıyorum. Bu biraz daha sade. Hepsinde ürün fotoğrafı kullanılmış. Genellikle stüdyo yani şey softbox içerisinde çekilmiş bu ürünler. Ee, ama bazıları Photoshop'la da tasarlanmış gibi durumlar var. Evet. Aslında burada da e, nasıl customization yapıldığını detaylı bir şekilde anlatmış. Yani bu ürün fotoğrafı biraz daha net. Ürünün öne çıktığı bir fotoğraf. E, listing'i oluşturulmuş. Güzel. Hani kötü diyemem ama az önceki bence daha iyiydi diyebilirim. Bu biraz daha amatör, muhtemelen yeni başlayan birisinin gördüğünüz gibi zaten 249 tane satış var. Yeni başlayan birisinin çektiği ürün fotoğrafları. Açıkçası bir ürün fotoğrafında elinizin elinizde tuttuğunuz bir ürün gözüküyorsa elinizin ciddi anlamda hani bir kadın eli olması belki orada şık durması adına iyi olabilir. Erkek eli ürünü tutarken çok ciddi iyi durmaz yani fotoğrafta iyi durmayacaktır. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama olabildiğince Elle çekilen fotoğraflar çok mantıklı olmayacaktır. Yani fotoğrafı çekerken eliniz orada ürün tutuyor olmasın. Yani siz fotoğrafın kadrajını ayarlayın ama eliniz fotoğraf kadrajında olmasın diyebilirim. Bu kötü bir örnek. Yani ben bunu açıkçası beğenmedim diyebilirim. Şimdi burada birçok nokta var. Dikkat etmemiz gereken noktaları belki bir saat, bir buçuk saat fotoğraflama üzerine konuşabiliriz. Dikkat edilmesi gerekenlerle alakalı konuşabiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar ise şunlar. Kısaca toparlamak gerekirse. Birincisi müşterimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Müşterimizin isteğini, müşterimizin duygularını, müşterimizin beklentilerini iyi anlayıp ona göre fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Müşterinin ürünle alakalı beklentisini anlamayı önemsiyoruz diyebiliriz. İkincisi A-B test yani bir ürün fotoğrafını bir kere çekip kalmamak, e, olabildiğince o fotoğrafları belli aralıklarla güncelleyerek hem müşterinizi anlamasını sağlamak hem de Etsy'de listinglerinizin güncel kalmasını sağlamak önemli olacaktır. O fotoğrafları da tabii ki belli aralıklarla derken günlük fotoğraf güncellemesi yapmanızdan bahsetmiyorum bir aylık bir fotoğraf güncellemesi yaptınız. Ürünler beklediğinizin altında gidiyor. Satışlar beklediğiniz altında. Ee, insanlar ürünleri tıklıyor ama bir şekilde satın almıyor ya da ürünlere tıklamıyor gibi durumlar oluştu. Bu sefer bir fotoğraf güncellemesine gidebilirsiniz. Daha net fotoğrafları nasıl çekebilirim? Daha ürünümün öne çıktığı fotoğraflarını çekebilirim? diye düşünceyip düşün, düşünüp planlayabilirsiniz. Bu noktada önemli olacak şeylerden birisi de A-B testtir. Hani hangisini yapıp hangisinde daha iyi sonuç aldığınızı detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Üçüncüsü de bizim ürünlerimizde üründen beklentilerini çok net açıklayacak görseller oluşturmamız. Yani customization yaparken hangi kısımlar customize edilecek, hangi kısımları siz yazacaksınız, personalization kısmında sunduğunuz sekme içerisinde Kullanıcı hangi kısımlara ne yazacak? Bunları detaylı bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Spotify play örneğinden tekrar gidecek olursak Spotify play üzerinde ben nereleri değiştirebilirimi kullanıcının görseller ile anlaması gerekiyor. Bu noktada da görseller ile bunu çok doğru bir şekilde yönlendirmemiz, çok doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor diyebilirim. Bunları dikkat ederseniz ürün listing fotoğraflarınızda en iyi şekilde yapmış olacaksınızdır ve gerçekten dikkat çekici fotoğraflarla da hızlı bir şekilde dönüşüm elde edebileceğinize inanıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer eğitim videomuzda görüşmek üzere.